Günaydın. İnfo Yatırım günlük bülteniyle karşınızdayız. Bugün 17 Ocak Salı. BIST endeksi bu haftaya geçtiğimiz haftaki kayıplarını kısmen de olsa silerek başladı. Güne hafif alıcılı başlangıç yapan BIST endeksi ABD piyasalarında kapalı olduğu işlem gününü %4,5'a yakın yükselişle tamamladı. Bankacılık sektörü payları %5'in üstünde günü alıcılı tamamlarken yükselişte bankacılıkla birlikte ulaştırma ve madencilik sektörleri de başı çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 2022 yılı değerlendirmesi, 2023 yılı hedefleri programında bütçe açığının 2022'de 139,1 milyar TL olduğunu, böylece bütçe öngörülerinden 139,3 milyar TL, OVP hedefinden ise 322,1 milyar TL daha düşük bir bütçe açığıyla seneyi kapattıklarını ifade etti. Küresel piyasalarda ise gözler Davos'ta olmaya devam edecek. Ekonominin önemli isimlerinin konuşacağı zirve, dünyanın karşı karşı olduğu krizleri birlikte ele alma ve koordineli eylem planı geliştirme çağrısıyla başladı. BIST endeksinde 5280, 5360 ve 5500 seviyeleri direnç, 5050, 4905 ve 4830 seviyeleri ise destek olarak izlenecek. Borsa İstanbul'un bu sabah yatay açılış gerçekleştirmesini bekliyoruz.